Meclis gezimize geçmeden evvel Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyoruz. AK Parti Bitlis Milletvekili, aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vedat Demiröz'ü ziyaret ediyoruz. AK Parti Mali ve İdari İşler Genel Başkanlığı görevini sürdüren Sayın Demiröz'e görevinde başarılar diliyor, Bitlis'te yatırımları merak ediyoruz. Makamında çok özel bir röportaj gerçekleştiren Meltem Dikici, Sayın Demiröz'e Bitlis için yapılan hizmetleri sizler için sordu. Bu çok özel röportaj şimdi Meltem'le zirvedekilerde. Bitlis denince aklımıza neler geliyor? Sizin düşüncelerinizde bir Bitlisli olarak neler deriz acaba? Evet, Bitlis deyince çok kadim bir şehir geliyor aklıma. Öncelikle milattan önce 5000'li yıllara dayanan bir şehir. Bugüne kadar çok kültürler yaşamış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'deki belki de en fazla söz edilen şehirlerden birisi. Bir Nemrut Kardela gölümüz var. Tatvan'da. Bugün dünyada ikinci büyük kaldera gölü, Yanardağ'dan kalıntı. 2550 metreye çıktığınızda bir tarafta gölü görüyorsunuz. Üste krater gölünü, aşağıya baktığınızda Van Gölü'nü görüyorsunuz. Muazzam bir manzarası var. Kış turizmi açısından da çok tercih edilebilecek bir yer. İşte bu güzelliklerini bir ortaya çıkarabilsek, ki keşfedenler var ama son 30 yıldaki bu güvenlik sorunu maalesef turizmi çok baltaladı. Ama son bir yıldan beri çok kararlı bir şekilde bu olayın üzerine gidildi. İnşallah Kürtlerin hakkını savunmayan PKK'yı oradan söküp attıktan sonra güvenliğimiz, kardeşliğimiz, ki bu senelerdir süren kardeşliğimiz mutlaka pekişecek ve bizim o yörede, Bitlis yöresi de turizm bakımından canlanacak. Efendim, birazcık da yatırımlardan bahsedelim isterseniz. Neler var yatırımlarımızda? Neler yapıyorsunuz bu arada Bitlis için? Biraz onlardan bahsedelim. Tabii, memnuniyetle. Şimdi tabii temel olarak milli eğitimle başlamıştık. Çünkü oradaki gençlerin eğitilmesi gerekiyor. Her türlü zararlı akımlardan korunmak için. Milli eğitime her yıl daha fazla yatırım yapıyoruz. Ve son 2017'deki yatırım tutarımız 100 milyon civarında. Okullarımızın durumu, fiziki durumları çok iyi. Şu anda ortalama öğrenci sınıf başına 22 civarında. Öğretmen açığımız da yok. Üniversitemizi yaptık. Eren ailesi devletle birlikte hareket ederek üniversitemiz de kuruldu, gelişiyor. Yol bakımından derseniz zaten il ve ilçelerle olan bağlantı yollarımızı Türkiye'deki bütün hamleyle beraber bizim de çok güzel yollarımız var. Sadece sıkıntımız köy yollarında bazı sıkıntılarımız var. Bize bir fon ayarlıyorlar. Ben inşallah görevimi sona erene kadar bu köy yollarımızı da en az kullanılabilir bir hale getireceğiz. Havaalanı çalışmalarımız var. Proje çalışmaları başladı. Evet. Ama ben 2023'e kadar mutlaka bir havaalanına kavuşacağımızı ümit ediyorum. Barajımız, yeni bir Sapur barajımız var. Bayağı rakamı yüksek. Onun da proje ihalesi bile yapıldı. 400 yataklı hastane yaptık. İnşallah üniversite senatosu da karar aldı. Tıp fakültesi açıyor. Bu hastanemizi de eğitim araştırma hastanesi haline getireceğiz. Bütün bu yatırımların yanında tabii işte şehrin ihtiyacı olan otogardır, efendim işte üst geçitlerdir. Bu tür şeyleri de hemen hemen eksik yapıyoruz veya kamu binalarını yapıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarımız bizi izliyorlar şu anda. Onlara da tabii ki bir mesaj gönderelim. Ne söyleyebiliriz acaba? Ülkemizi sevmeliyiz. Birlik beraberimizi korumalıyız. İnan ki herkesin gidecek bir yeri var. Avrupalının, Orta Doğu'nun, ama Türklerin gideceği bir yer yok. Yani bizim burada el birliğiyle muhalefeti, iktidarı, küçük partisi, büyük partisi hep birlikte bu ülkeyi mutlaka dünyanın ilk 10 devleti arasında sokmamız lazım. Bu partiye Türkiye'nin ihtiyacı var.
Bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var. O nedenle hep birlikte el birliğiyle inşallah istenen seviyeye bu ülkeyi getireceğiz. Çabamız bundan ibaret. Evet.